Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size pet şişeden nasıl bir sera yapılır onları anlatacağım. Pet şişelerimiz burada, domateslerimiz. Şu şekilde ben iki tane aynı boyda domates ayarladım. Bir de bu şekilde iki tane domatesimiz var. Şöyle iki tane aynı boyda. Biri bu şekilde, biri bu şekilde. Bunlar biraz daha iri. Şimdi bunu yapmamın amacı birini toprağa gömeceğim. Daha doğrusu ikisini toprağa gömeceğim. Birinin üzerine pet şişe geçireceğim. Ondan sera yapacağım. Birini açıkta bırakacağım. Ve gelişme süreçlerini sizlerle paylaşacağım. Bununla da ne kadar daha çabuk gelişiyor ya da gelişiyor mu, gelişmesine katkısı var mı onları göstereceğim. Hadi gelin birlikte pet şişeden sera yapımını görelim. Şimdi büyük olanlardan bir tanesini alıyoruz. Kazmış olduğumuz toprak çukuruna biraz suladım. Bitki can suyu olsun diye. Bunu bu şekilde dikeceğiz. Bu şekilde. Şimdi birinciyi diktik. Aynı boyda ikinciyi dikiyoruz. Burayı da açtık. Şöyle mesafesi şu kadar. Bunlar tamamen deneme amaçlı arkadaşlar. Şu şekilde yaptık. Şöyle biraz bastıralım. Burası da tamam. Şimdi şişeleri üzerlerine yerleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi pet şişeyi şu kısımdan böyle aşağısını keseceğiz. Şu şekilde altını kestik. Bunu şimdi domatesin bir tanesinin üzerine yerleştireceğiz. Yerleştirmeden önce bunun etrafını biraz şöyle açıyoruz. Su oluğu yapıyoruz. Su yeri daha doğrusu. Hem daha kolay pet şişemiz yerleşsin diye. Buraya su dolacak. Ve domates daha rahat su alacak. Şu şekilde yaptık. Bunu bu şekilde bunun üzerine yerleştiriyoruz. Sonra biraz bastırıyoruz. Sonra üzerlerini toprakla kapatacağız. Şu şekilde. Rüzgar bunu engellemesin. Daha doğrusu devirmesin diye. Şu şekilde. Tamam babacığım. Görüyorsunuz. Şimdi bu kapağı kapalı kesinlikle tutmuyoruz. Çünkü bitkinin hava alması lazım. Bu kapağı da bu şekilde açıyoruz. Bakın bitki burada. Ben şimdi buna biraz su vereceğim. Şimdi yanındaki bitkiyi de bu şekilde açık bırakacağız. Bir 15 gün bir deneme süresi olacak. Bakalım sonra nasıl bir sonuç alacağız. Şimdi büyük olanları ektik arkadaşlar. Biri de burada. Şöyle göstereyim. Suladık. İçini güzelce suladık. Şimdi küçük olanları da ektik. Biri burada. Biri de burada. Şöyle genel bakacak olursak şu şekilde yaptık. Şimdi küçüğün birini şu şekilde tekrar şişe koyacağız. Onu da kapatacağız. Küçük olan da nasıl bir gelişme sağlayacak onu göreceğiz. Bir büyük bir küçük şeklinde şişelere koyduk. Seramızı oluşturduk. Pet şişelerimiz 5 litrelik pet şişeler bunlar. Bunlar şimdi böyle yapmamızın amacı Mayıs ayındayız arkadaşlar. Mayıs ayında olduğumuzdan dolayı dolu olma olasılığı çok yüksek ve gece ve gündüz sıcaklıkları çok fark ediyor. Gece birden soğuyabiliyor ve bitkiler üşüyebiliyor, yaprakları sararabiliyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bu şekilde sera yapıyoruz. Basit ve ucuz bir sera. Bakalım bundan nasıl bir sonuç alacağız? Dolu yağsa da, soğuk olsa da bundan etkilenmez. Kapaklarını mutlaka açıyoruz. 5 litrelik şey.